Bir son dakika transfer gelişmesi ekranda Galatasaray, Erik Pulgar'ı kiraladığı e, Şilili oyuncunun geçici transferi için Fiorentina ile anlaşma sağlandı. Bunu belirtelim. Bir altı numara ihtiyacı olduğunu Galatasaray'ın söylüyorduk. E, Erik Bulgar transferini sarı-kırmızılı takımın gerçekleştirdiğine dair transfer gelişmesini şu anda ekranda görüyoruz. Program öncesinde de aslında aramızda konuşmuştuk ve e, söz edeceğimiz isimlerden biriydi Erik Bulgar ama bu haberin de taze olarak net bir şekilde elimize geldiğini belirtelim. Sarı Kırmızılı takımın anlaşma sağladığını söyleyelim. Ama tabii ki Savaş Çorlu'nun da geride kalan dakikalarda ifade ettiği gibi yönetimin transferi aslında noktaladığına dair imzanın gelmesi, resmi açıklamanın yapılması tabii ki çok daha sağlıklı ama üzerine konuşacağız Erik Pulgar'ın. Erik Pulgar transferi konusunda kulübüyle anlaşıldı. Satın alma opsiyonu yok. Sezon sonuna kadar kiralık ama Erik Pulgar'ın kendisi ve menajeri Federico <laughs> ile henüz anlaşılmış değil. Zor olan şey, bu transferi zora sokan şey de 1 Şubat itibariyle bir maçı var. Erik Pulgar'ın milli takımda Şili-Bolivya maçı. Şimdi o maçtan sonra çağırıp uluslararası bir uçuş yapacak. Başka bir kıtadan, Latin Amerika'dan gelecek. Sağlık kontrolünden geçireceksiniz. Ee, hadi sözleşmeyi orada imzalat, ıslak imzanın işte tarayıp e, internet görüntüsünü al gönder vesaire bunu yapabilirsiniz ama sağlık kontrolü meselesini nasıl halledeceksiniz? Öyle sıkışık bir takvim ki ve 2 Şubat'ta da herkesin bildiği gibi UEFA Avrupa Ligi'ne liste vermek zorundasın. O bakımdan Galatasaray zorlanıyor. Bu transfer bitti diyemiyorum. Hı hı. Kulüpler düzeyinde anlaşma var. Bu doğru ama oyuncuyla anlaşmak konusunda hala problem var ve zaman çok kısa. Bunu aşmaya çalışıyor Galatasaray. Benim bu transferle ilgili Erik Bulgar iyi bir futbolcu olabilir. Yani e, Şil'den iyi futbolcular çıkıyor. Merkez orta saha oynuyor. Defansif özelliğinin çok üst düzeyde olduğunu düşünmüyorum ama Dominik Torrent'in talebi şuydu Kerem. Ben öyle bir oyuncu istiyorum ki sizden. Bu oyuncu hem stoper oynayabilsin hem de defansif orta saha oynayabilsin. Hı hı. İşte Crystal Palace'daki Koyate gibi. İşte Josh Joshua şimdi Bordo'ya gidiyor. Borussia evet. Onun gibi bir oyuncu olsun istiyordu. Çünkü zaten yabancı kontenjinde problem yaşıyoruz. Evet. Ve biz bir oyuncu iki mevkiyi dolduralım. Marka ve Nelson'da problem çıktığında orada stoper olarak da bu oyuncuyu oynatalım diyor. Ama bu oyuncu Aynen. stoper oynayamıyor. bu açıdan da ben bir... 6 8 gibi ama Aynen. daha net bir 6 olduğunu söyleyebilirim Erik Bulgar. Ve e, onun isteği stoper de oynatabilmekti. Dolayısıyla ben e, transfer planlamasıyla e, pratikte bir çelişki olduğu Düşünüyorum e, Bu oyuncunun işte Galatasaray'a yapabilecekleri ilgili bir tartışma e, yürütmüyorum Yani şu anda bir şey söyleyemeyiz Yetenekli bir oyuncu potansiyeli var Bologna e, bundan önceki takım san, sanırım orada asıl çıkışını yaptı Evet Bologna e, Ve Şili milli takımı oyuncusu Ben e, önemsiyorum Şili milli takımını Ve iyi oyuncular çıkıyor ama e, Bu oyuncu Galatasaray'ın arzu etti planladığı nitelikte bir oyuncu değil Yani e, en azından Dominic Torrent'in istediği bir oyuncu değil Ve henüz oyuncu ile anlaşma sağlan, sağlanamadı yani e, bu oyuncunun ismini akşam saatlerinde duyar duymaz hemen ben tabii ki bizim Emir Ateş Dağlı var. Yani. Çok küçük bir şey söyleyeyim mi? Gilovogi ile e, onu belki kıyaslayabileceğiz altı numara olduğu için ikisi de. Geçen sene ya yani olmadığı için bu transfer özellikle bu kadar rahat söylüyorum. Geçen sene Gilovogi'nin e, oynadığı 3 ya da 4 tane maçı anlatma imkanım olmuştu. Hı hı. Çok kötüydü. Yani çok kötüydü. Eee Gilovogi ile mukayese ettiğimde son durumlarını açıkçası ondan daha kötü bir oyuncu olduğunu hiç düşünmüyorum. Ilovegi defansif olarak mı oynamış senin anlattığın başta? 6 numara 6 8 yani gibi sahada. oynamıştı orta sahada ama Erik Pulgar da öyle oynuyor zaten. Hı. Daha 6 numara olarak Erik Pulgar oynar bundan sonra. Erik Pulgar benim beğendiğim bir oyuncu. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Ben hemen şeyde burada bizim Suat Ateş oğlu, <laughs> Emir Ateş Dağlı var. İtalya Ligi'ni iyi biliyor. Çok, iyi takip, çok şey. iyi takip eder. Hemen gözüm ona adı. Evet. Baktım yazdığı şeyi direkt söylüyorum yani Pulgar ilgili kısa bir şey yazayım demiş. Fazla uzatmamış. Teknik kapasitesi iyi düzeyde. Ayrıca mücadeleci bir oyuncu. Top kapıp ucumu başlatan top kapıp ileri taşıyan yönü çok fazla. Boyu uzun iyi bir oyuncu. Duran top ve penaltı konusunda da iyidir. iyidir. Evet. O yüzden yani böyle kısa bir Anlatım yapmış. Sadece şu akan oyunda çok fazla asist bekleyemezsiniz. Yani çok fazla kilit pas atan bir oyuncu değil. Topla, Zaten öncelikli görevi de bu olmayacak. Topla çıkma, geriden çıkma. E, Dominic Torrent'in en çok istediği. E, Doğru sistemi. Doğru çıkma. Ha. Bunu yapabilir mi? Göreceğiz ama zaman kısaldı. Yani şu ana ha. kadar olması lazım transferlere. Biz mesela belki yarın yeni bir isim duyacağız. Çünkü her gün yeni bir isim duyuyoruz. Evet. Günlerce Elnen'i işte Yetson Fernandez gibi isimlerle e, Sürekli sürekli konuşuldu. Şimdi yeni isim. Yarın yeni bir isim de çıkarsa şaşırma maçıcısı yani. Bu arada tabii Galatasaray'a önerilen başka orta saha oyuncuları da var. Mutlaka e, belki vardır. Belki Bordo, Joshua, Gilavali transferinde devreye girdiği için bu transfer... Önerilmek ama. değil de Mesela, önerilmek mutlaka oluyor. Her transfer döneminde yani ben 50 tane diyeyim sen 100 tane geliyor. Çoğu bakamıyorlar birer transfer döneminde. ya Önerilmek yerine siz bulacaksınız. Hı. Hmm. Bulduklarınız yanında tabii ki önerilen olacaktır. Ama şu ana kadar Galatasaray kim ya da kimleri buldu ya da kimlerle temas etti? 2 Şubat'a 2 gün var. Hala önerilen oyuncular var. Yani burada demek ki planlamada yine bir hata var yani. Savaş %100 doğru söylüyorsun, haklısın ama bir kez daha çok tekrara düşmeden şunun altını çizmek istiyorum. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Mecburum çünkü olağanüstü bir dönem. Yani Galatasaray'ın yaşadığı olağanüstü bir dönem. Fatih Terim ekibiyle birlikte ayrıldı. Fatih Terim'le birlikte futbol yönetiminde yer alan işte idari menajerinden, idari menajer yardımcısına, tercümanına kadar herkes gitti ve yeni bir futbol yöneten ekibi kuruldu Galatasaray'da. Evet. Dolayısıyla onların şimdi iş başında, şimdi işbaşı yapıp henüz işbaşı yapmışken bir uzun vadeli planlama yapması ve çok zor olan böyle Ocak dönemini kurtarması imkansız. Ama o zaman da dönemlisi... araya gireyim özür dileyerek. O zaman da sezon başı transfer dönemi seçildiklerinde 25 kişilik bir liste var elimizde. O 25 kişilik listelerin hiçbirisini Fatih Terim'e kabul ettirilmemişti. Bunları yarısı yıkmış olsa yarısı hala ellerinde var. O planlama sezon başındaki planlama devam etmesi gerekiyor o zaman. Yani bugün evet Fatih Terim gitti. Fatih Terim ekibi gitti. Gideli bir ay oldu neredeyse yani. Yine burada bir planlama hatası var. Yani bir ayda öyle çok Savaş, kısa bir süre değil yani. Galatasaray Kulübü burası ya. Yani. Keşke senin söylediğin gibi kurumsallık e, ve devamlılık olsaydı bu anlamda. Ama senin dediğin gibi değil. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ise Fatih Terim varken Fatih Terim'in istedikleri oldu. Fatih Terim varken Fatih Terim'in işaret Fatih ettiği terim oyuncular... Fatih Terim'in de, de hala aynı de. konuşuyoruz işte. Fatih Terim varken evet Fatih Terim'in e, istediği şekilde transfer operasyonları yürüttü. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bu bir gerçek. Fatih Terim gittikten sonra da Galatasaray'da transfer operasyonlarını yönetenler, bu anlamda güç kazananlar, gücü alıp e, ve bunu icra edenler değişti. Dolayısıyla onların da başka planları oldu. Ya da onlar da çok büyük bir, <laughs> bir sorunla karşılaştılar. Böyle kısa bir dönemde. kim Galatasaray'ın? Şu anda futbol evet. Aklı Luis Campos ve bu transferlerin hepsi Luis Campos'un. Bugün Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerin hepsi Luis Campos'un imzasıyla geliyor. Bugün Galatasaray'a önerilen her bir futbolcunun CV'si, görüntüsü, Y Scott bilgileri, görüntüleri Luis Campos'tan geçiyor. Şu anda Luis Campos bunu yapıyor ve Galatasaray bu konuda doğru yaptı. Ama bu özel bir dönem. Bir kere yeni getirdiğiniz bir ekip var. Bir de en zor transfer döneminin hemen içinde buldu bu yeni ekip kendini. Ocak ayında transfer yapabilmek mümkün değil. Çok zor. Yani zaten iyi oyuncular takımına devam ediyor. Çok istisnai bir biçimde çok iyi oyuncu olur da işte teknik direktörle özel bir problem yaşamış falan filan filan. Bu da binde bir bir ihtimal ve şans. Böyle bir oyuncuyu bulursunuz. Öyle bir oyuncuyu bulabilmekte çok uzak bir ihtimal olduğu için bulamıyorsunuz. Ancak işte böyle e, takımından çıkartabileceğiniz, ikinci, üçüncü plana düşmüş oyuncularla ilgileniyorsunuz. Yine Luis Campos olduğu için, Luis Campos çünkü network'e sahip. Network ne demek biliyor musun? Benim de telefonumda bir sürü numara var. Rusya'dan, e, Brezilya'dan, e, e, Çin'e kadar, Latin Amerika'nın bütün ülkelerinde. Ama bu bir network değil. Network, gittiğiniz kulüpte, Ağırlığınızın olması, gittiğiniz kulüpte herkesle görüşüp onları ikna edebilecek kabiliyete bir güce sahip olmak. Bu olmanız bağlantıları demektir. kullanabilmeniz. Luis Campos böyle sahip bir adam. Sahip olmak i̇şte şey O yüzden Luis Campos bugün, başkanın ifadesi bu, Burak Elmas'ın ifadesi, futbol aktına ihtiyaç var diyor. Doğru, eğer bunu futbol aktı olarak e, e, tanımlayacaksak Luis Campos bu ihtiyacı giderecek bir adam ve Luis Campos yapıyor bu transferleri. Bu İnşallah yarın bir, gün ben demez. yarın bir gün ben nereye geldim demezsin. Yarın bir gün ben nereye geldim demezsin. Yani onu Futbol haklı yani. şu anda tek başına çünkü yetmeyecek. etrafında bir takım insanlar var çünkü. Bazı transferler zaman. konusunda da çok özür dilerim sözünü kesin bazı transferler konusunda da on, onların başında Jetson Fernandez giriyor. Bizzat başkan Murak Erdoğan inisiyatif <laughs> kullanıyor ve görüşmeleri yapıyor. Ee, yeri gelmişken söyleyebilir miyim Jetson Fernandez ile ilgili son durumu? Olumsuz, tabii ki. olumsuz bir şey söyleme taraftarlar artık Jetson çok. Fernandez'den. <laughs> Şimdi olumsuz bir şey söyleme ama e, gerçeği de eğip öpüp yani başka ki, ben bir şey. Yani, taraftarın hoşuna tabii. gitsin diye. Tabii ki taraftar haklı. Taraftarın tek arzusu takımını iyi görmek, iyi transferlerle, iyi oyuncularla takımın önemli <laughs> olmasını bilmek. Dolayısıyla taraftar hakta ama gerçeği de söylemek lazım. Jason Fernandes transferi konusunda Bafetimi Gomis'in yaptığını Benfica yaptı. Bafetimi Gomis ne yaptı? Ben Galatasaray'ım, Galatasaray'ı çok seviyorum dedi. Taraftarın enerjisini de arkasına aldı ama 3 milyon euro istedi. Galatasaray evet. çok dik durunca biz sana bu parayı vermeyiz, kalkıyoruz deyince Galatasaray'ın istediği noktaya geldi. Benfica ne yaptı?